Saik Erol Tangut. Paranormal Ofis. Ruhsal Danışmanlık Merkezi. Saik Erol Tangut. Hoş geldin. Hoş bulduk. Seansınızın kayıt ve yerin haklarını biliyor musunuz? Buzlamalı şartıyla biliyorum. Buzlamalı şartıyla biliyorsunuz. Evet. Tamam. Nereden geliyorsun? İstanbul'dan. İsminin söylenmesi önemli mi? Şey, sakınca var mı? Söylemesi de. Tamam. Sıkıntın ne? Senin buraya getiren sıkıntıyı bize kısaca anlatır mısın? Ne yaşıyorsun? Benim sıkıntım bitkinlik, halsizlik ve unutkanlık aşırı derecede. Bitkinlik, halsizlik ve unutkanlık, evet. Ne kadar zamanda bunu yaşıyorsun, çekiyorsun? Yani 3 yıla yakın bir zamanda yaşıyorum. Yani vardiyalı çalıştığımdan beri yaşıyorum. Yani. Vardiyalı? Evet. Ne iş yapıyorsun? Elektrik. Elektrik. Vardiyalı çalışıyorsun. Evet. Evli, bekar? Bekar. Bekarsın. Kaç yaşındasın? 32. Evet. Yani benim şikayetlerim bunlar. Kaç yıldır böyle sıkıntıların var? Yani 3 yıl aşkın bu sıkıntı yaşıyorum. Hocanın videolarını seyrettim. Evet. Ben de o tövbeleri birlikte yaptım. Videodaki tövbeleri yaptın. Yani bana yansıyan, benim hayatımda denk gelen kısımların, neşeşen kısımların tövbesini yaptım. Bir rahatlama yani, oldu mu? Rahatlama şöyle mesela, ben dua edip tövbe namazı şeklinde yaptım mesela. Evet. Bu şekilde yapınca bu sırt kısmından şu ense, şuraya kadar mesela bir kasılma hissediyordum mesela tövbe namazını kılınca. Evet. Böyle bir şeyle karşılaştım. Normalde namaz kılabiliyor musun? Kılıyorum ama nafilelerimi aksatabiliyorum. Nafile? Yani farzlarını yerine götürüyorum da nafile olarak, yani sünnetlerini aksatabiliyorum. Nafile ayrı, sünnet ayrı. Sünnet diyelim, sünnet yani, namazlarını. Mesela öğle namazının farzını kılıyorsun, sünneti. Evet, evet. Bazen kılıyorsun, bazen kılamıyorsun. Tabii, evet, o şekilde oluyor. Tamam. Kaç kardeşsin? İki. Sen kaçıncısın? Ben ilkim, erkek. İlk çocuk. Senin önünde ölen kardeşin olmuş mu? Yok. Arada ölen var mı? Arada ölen yok. Yok. Diğer kardeşin evli, bekar mı? Bekar. O da bekar. Anne baba sağ mı? Sağ. Kimin yanında kalıyor anne baba? Annemle babam birlikte kalıyoruz biz. Beraber kalıyorsun. Kardeşinle kalıyorsun. Kardeşimle, evet. 4 kişilik bir aile olarak yaşıyoruz. Peki anne babanın, anne babaları, dede, babaanne bunlar sağ mı? Anneannem ve babaannem sağ. Dedelerim vefat etti. Dedeler vefat etti. Evet. Peki baban kaç kardeş? Babam 6 kardeş. Baban kaçıncı? Birinci erkek. Birinci erkek. Onun önünde ölen var mı? Yok. Bildiğim kadar yok. Yok. Sordum yani videolardan işte takip ettiğim kadarıyla büyüklerimize danıştığım eğer bir sıkıntıyı çözmek için mesela yok. Evet. Babaannem kimin yanında kalıyor? Babaannem Zonguldak'ta kalıyor. Zonguldak'ta. Evet. Sen? Ben İstanbul'da. Memleket Zonguldak. Evet. Anneanne? Anneannem biz birlikte yaşıyoruz. Anneanne sizin yanınızda kalıyor. Evet. Peki anne kaç kardeş? Annemler 5 kardeş. 5 kardeş. Anne kaçıncı? Annem üçüncü. Üçüncü. Onun ölen kardeşleri falan var mı? Var. İlk çocuk mu? Aralarda mı? Aralarda. Onu anneanneme sormuştum. Aralarda. Anneanne ya da babaanne ağzı böyle beddua eder mi? Lanet okur mu? Çok söyler mi? Yani net bir şekilde duymasam da yani biraz söyler. Şimdi anneanne yanınızda kalıyor. En azından nasıl bir şey sahip? Yani gergin bir ortam var. Biraz. Gerginlik var. Peki annen kayınvalidesi arası nasıl? Yani, geçinebiliyor mu? Yok. Geçinemiyor. Yani sizin yanınızda kaldığından beri mi yoksa öncesinden de var mı böyle? Şimdi biz ailece işte memlekette yaşıyorduk. Zonguldak. Evet. Ondan sonra işte taşındık yani. İstanbul'a taşındık. Evet. Yani anneanne sizde mi kalıyor, evet, sürekli? Belli bir dönem bizde kalıyor, belli bir dönem diğer kardeşlerimde kalıyor yani. Evet.
Peki onunla ilgili annenle görüştün mü mesela bu videoları izledikten sonra bir helallik tövbe böyle yaptırdın mı? Yani hatırlattım mesela yani şey olarak. Hani bizim işte hani tövbe, sık sık tövbe etmemiz lazım. Evet. Bir, mesela babama da aynı şekilde. Mesela babama da ben telkin ettim o hocamızın işte şeyleri video seyrettikten sonra. Evet. Şu şekilde tövbe yaptım dedim. Babama dedim, kız kardeşime dedim, anneme dedim. Kendimi zaten sürekli yapıyorum. Yani bir yerde... Yaptılar mı anne baba? Yaptılar. Yani bir arada demek bir şeylik var ki yani işlerimizde rast gitmiyor yani bir şeylik var. Evet. Onu ben de çözmeye çalışıyorum. Onu inşallah çözeceğiz Allah'ın izniyle. İnşallah. Bir de mesela ben yaklaşık 5 yıl önce bir psikolojik tedavi görmüştüm. Evet. Bende anksiyete bozukluğu ve obses düşüncelerin başlangıç rahatsızlığı vardı. Evet. Başlangıç. 1 yıl kadar mesela ilaç tedavisi gördüm. Şu an kullanıyor musun ilaçları? Yok. 4 yıldan beri ilaç kullanmıyorum ben. Şu an zaten ilaçlı bir işin yok. Onun sıkıntının kaynağı altında başka şeyler var. Annemle babanın aran nasıl? Benim mi? Evet. Ya herhangi böyle bir şeylik sorun yok da bazen işte şey olabiliyor yani böyle. Annenin ağzı bozukluğunu böyle beddua çekilir mi? Yok. Baba? Babam da yok. Sakin. Yani şey yaparken yani böyle tam hani sinirlendikleri oluyor ama öyle evet. Yenicilecek şekilde değil yani. Peki şimdi dedeler öldü. Onlardan bir miras olayı var mı böyle kalan? Paylaşılan ya da paylaşılamayan. Var. Baba paylaşılamayan derken mesela babam, benim babamla dedem bir ticarethane işletiyorlardı mesela. Evet. İşler zayıflayınca zaten işte biz de komple de şey yapmak zorunda kaldık. Yani ayrılmak zorunda kaldık. Oradan kalan bir şey var mı? Dede ölünce. Ya dedem zaten dükkanda kiracıydı. İşte iki kat evimiz var. Orada da babaannem kalıyor. Hmm. Onlar zaten o Zonguldak şeydeler yani memleketliler. Babam da bıraktı zaten onları, hiç şey yapmadı. Yani kalan bir miras, mal paylaşımı yok. Yok. O zaman anne tarafında var mı? Annenin babası tarafından. Yok. Orada da yok. Yok. Şimdi bu üzerinde bir mürüvvet sıkıntısı gözüküyor. Kardeşinin bekar olması, senin bekar olman. Hiç böyle evliliğe yeltendin mi? Kardeşin de böyle evlenme aşamasına girdi mi? Ya da girip de böyle tam olacağı aşamada bir engel çıkıp bozuldu mu? Ya kardeşimle ben de hiç mesela böyle yani bir ilişki yaşamadık yani böyle. Nişanlık, sözlülük. Tabii yok öyle bir şeyimiz olmadı. Hiçbir şey olmadı. Yok. Ben de mesela yani belki okul hayatından mıdır ne dersin mesela meslek lisesinde bile okuduk. Hani bir bayanlarla tanışalım, konuşalım öyle bir şeyim olmadı. Bir kere oldu, o da zaten şey olmadık yani. Sakin, kere... Sakinlik var, bir sakin yapıya sahipsin. Normalde sakinim de işte bazen parlayabiliyorum yani. Ani öfke oluyor. Çok mesela yani sabırlıyım, sakin bir yapıya sahibim ama bazen işte tutamayınca kendimi bir sinirleniyorum yani. Evet. Böyle bir yapım var. Ama evlenme istiyorsun. Tabii yani ben yani genç yaşta hatta yani evlenmek istiyordum. Bir ama evleneyim, düzenimi kurayım. Bir türlü olmadı. Tabii yani çünkü sünnet yani evlenmek. Peygamber Efendimiz'in sünneti. Yuva kurmak. Tabii tabii. Evlilikle ilgili, mürüvvetle ilgili bir sıkıntı var. Parasal sıkıntılar yaşıyor musun? Parasal sıkıntılar önceden yaşıyordum da işte son 3 yıldır işte bir şey girdiğince daha iyi oldum yani. Maddi bir sıkıntı, annede, babada, soyda öyle bir sıkıntı yaşayan var mı? Var. Kim yaşıyor fazla? Mesela baba tarafında da yaşayanlar var, anne tarafında da maddi sıkıntılar yaşayanlar var. Evet. Ben de mesela işte hani biz memleketten buraya İstanbul'a taşınınca işte hani bu işe girdik, çalıştık işte öyle. Ama ondan önce yani şey yapıyorduk, sıkıntı yaşıyorduk. Tamam. Okul hayatlarımızda mesela, okul hayatımızda. Mürüvvetle ilgili sıkıntılarda genelde anne babanın rızasını alamayan evlatlarda bu mürüvvette sıkıntılar yaşanıyor. Mürüvvetin içinde işte evlenememe, parasal sıkıntı. Ya senin annenin kendi annesiyle babasıyla, babanın kendi annesi babasıyla yaşadığı sıkıntılar bunu etkiler. Olabilir. Onlardan alacakları bir beddua, lanet etkiler. Olabilir. Onlarla ilgili bir şeye bakacağız zaten. Bir bakalım, bir muayenesi yapalım.
sen bir de işte, vücudunu serbest bırak. Tutuyor mu kendini? Biraz. Bir şey hissettin mi? Çok hafif. Burada tutamadım. Ya dur. Serbest bırak. Kendini tut bakayım. Ne seans? Ne seans? Kendini tutuyorsun ama bir çekilme var değil mi? Evet, ben hissediyorum. Hissediyorsun. Serbest bırak. Şuraya bir uzan. Kafanı şuraya koy, kollarını da buraya koy. Vücudunu serbest bırak. Aşırı bir ağrı var mı? Var, biraz var. Bu sol ve sağ tarafımda ben de kendim elimde dokunduğum zaman oluyordu. Hem solda hem sağda. Şu anda o tuttuğu yerde yok mesela, fazla yok. Şurada var. Evet. Burada var mı? Yok. Burada. Sağ göğe biraz var orada, çok hafif. Solda var. Çok az, çok az. Sol taraf boş gibi. Doğru mu? Evet. Ters dön. Sırt üstü ya. Hocam sen atabilir mi? Şöyle gidelim. Serbest bırak. Şurada. Yok. Ya sırtımı bastırdım da biliyor. Şurada. Hafif. Burada. Yok. Bu sağ tarafta biraz var. Hafif. Kalk. Babanın... Kendi babasıyla böyle kavga, gürültü, bir bağırma, çağırma bir şey yaşadı mı? Ya anlaşamıyorlar. Anlaşamıyor ama ayrı birbirlerine bir lanet petto okudular mı? Yok. Yani şahit olmadım. Ağız kavgası böyle, bağırmalar, çağırmalar. İşte tartışmalar oluyordu ama beddua vesaire olay olmadı. Onun hiç beddualaşmaları hiç şahit olmadı. Evet. Ama yani tartışılardı, birlikte çalıştıkları için anlaşmazlıklar olurdu. Kendi kardeşleriyle arası nasıl şimdi? Babam mı? Daha önceden bozuktu ama şimdi yani görüşüyorlar. Önceden konuşmuyordu. Tabii. Annesiyle arası nasıl? Her sene babam gider yani memlekete. Daha önceden bozuktu ama düzeltti yani. Önceden ama bir sıkıntı yaşadı. Evet. Annesiyle görüşmüyordu.
Görüşmeden ziyade, telefonla görüşüyordu da yani öyle şey yoktu. Daha yeni mi düzeltmeye çalışıyor? Doğru mu? Şu anda arası iyi. Peki babamla sıkıntı yoktu işte yani. Peki babaannen de babana böyle beddua etmiş olabilir mi? Beddua etmiş olabilir mi? Hocam bir şey diyemiyorum yani şahit olmadığım için. Aç elini bir dua yapalım o zaman. Allah'ım. Allah'ım. Dedenin ismini? Mehmet. Mehmet dedemin? Allah'ım Mehmet dedemin. Bedduasından gelen şeytandan sana sığınırım. Bedduasından gelen şeytandan sana sığınırım. Tekrar. Allah Mehmet dedemin bedduasından gelen şeytandan sana sığınırım. 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 Ne istiyorsun? Allah'ım. Allah'ım. Babaannemin bedduasından gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım 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 babaannemin bedduasından gelen şeytandan sana sığınırım. Bunda ne hissediyor? Bir şey hissetmiyorum. Allah'ım. Daha önce denedin mi? Bunları yaptın evde. Ya evde yaptım. Babaannemin adına tövbe de ettim. Bütün akrabalığımın adına da tövbe ettim. Sürekli tövbe ettim yani. İlk yaptığında bir etkileşim olmuş muydu? İşte ben tövbeden önce, işte tövbe namazı kılmadan önce bunu yapınca sırtımdan ve şuraya kadar mesela bir kasılma hissediyordum böyle. Yani namaz sırasında aşırı derecede kasılıyordum. Yani bütün akrabalarımı, ümmeti, Muhammed'e katarak, aileme katarak evet. Sürekli işte akrabalarımın için tövbe ediyorum Allah'ım dedim onların adına. Allah'ım. Allah'ım. Soyumun adayıp getirmediği. Allah'ım soyumun yerine getirmedi. Allah'ım soyumun adı da yerine getiremedi. Adaktan gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım soyumun adı da yerine getiremedi. Adaktan gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım soyumun adı da yerine getiremedi. Adaktan gelen şeytandan sana sığınırım. Getirmedi. Allah'ım soyumun adı da yerine getirmedi. Adaktan gelen şeytandan sana sığınırım. Evet. Allah'ım soyumun adı da yerine getiremedi. Adaktan gelen şeytandan sana sığınırım. Getirmedi işte getiremedi değil. Allah'ım soyumun adayı yerine getirmedi, adaktan gelen. Allah'ım soyumun adayı da yerine getirmedi, adaktan gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım soyumun adayı da yerine getiremedi, adaktan gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım soyumun adayı da yerine getirmedi, adaktan gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım soyumun adayı da yerine getirmedi, adaktan gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım soyumun adayı da yerine getirmedi, adaktan gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım soyumun adayı da yerine getirmedi, adaktan gelen şeytandan sana sığınırım. Bunlar ne işliyor? Pek farklılık var hafif. Bir hafiflik mi hissediyorum? Farklılık var yani. Tekrar et buradan. Allah'ım soyumun adı hep de yerine getirmedi, adaktan gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım soyumun adı hep de yerine getirmedi, adaktan gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım soyumun adı hep de yerine getirmedi, adaktan gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım soyumun adı hep de yerine getirmedi, adaktan gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım soyumun adı hep de yerine getirmedi, adaktan gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım soyumun adayıp da yerine getirmedi, adaktan gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım soyumun adayıp da yerine getirmedi, adaktan gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım soyumun adayıp da yerine getirmedi, adaktan gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım soyumun adayıp da yerine getirmedi, adaktan gelen şeytandan sana sığınırım. Devam ediyor mu aynı şey? Azaldı mı? Böyle etkileşim oluyor mu? Ya tam beni açıklayamıyorum. Ama bir şey hissediyorsun. Bir işte sırtıma dokunmanızdan kötü belki bir şey hissedebilirim bundan. Peki kendin ya da annen babadan böyle direkt duydun mu? Böyle bir adak, şu işlerim olursa benim güzel hissediyor. Benim adam vardı hocam. Ben videoları seyredince yerine getirdim. Nasıl mesela? Bu psikolojim bozulduğu zaman Allah'ım dedi. Yani şu aslanı gidere seyredim. Filistinli Müslüman kardeşlerimize bir koç kurban edeceğim dedim. Bunu videodan ben yani getirmesi evet. Gerektiğini öğrendim. Yardım kuruluşundan bunu vazifeye yerine getirdim. Bu adamı yerine getirdin? Evet, getirdim. Maşallah. Şimdi baban, deden ne zaman vefat etti? Dedem 2003. Baban hiç kabrine gitti mi babasının? Gitti. Memlekete gittiği zaman kabrine de gidiyor. Kurban da kesiyor Kurban Bayramı'nda. O vazifesini yapıyor. Ama
O zaman annesiyle bir sıkıntı yaşadı var ki. Onun bir bedduasını aldı. Annem, baban annesinden bir helal kaldı mı sen söyleyince? Ya görüştüğü için ben bir şey demedim hani babama. Bu videolarda izlediğin gibi bir tövbe helal kaldı mı baban? Yok hani dememişti yani bana hakkını helal et vesaire. Onu almadı, onu yapmadı. Yani demedim ben de, hiç terkinde bulunmadım yani. Bunu anlatacaksın. Şöyle bir dua yap. Gözünü kapat. Allah'ım. Allah'ım. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım. Allah. Kızgınlık ve öfkeyle. Kızgınlık ve öfkeyle. Üzüntü ve kederle. Üzüntü ve kederle. Kendime. Kendime. Hayatıma. Hayatıma. Yaşamaya. Yaşamaya. Var olmaya. Var olmaya. Dünyaya gelişime. Dünyaya gelişime. Doğduğum güne. Doğduğum güne. Yaratılışıma. Yaratılışıma. Kadere. Kadere. Kaderime. Kaderime. Evliliğe. Evliliğe. Anne babamın evliliğine. Anne babamın evliliğine. Evlenememeye. Evlenememeye. Sevgiye. Sevgiye. Kadınlara. Kadınlara. Aşka. Aşka. Kardeşime. Kardeşime. Soyumdan ölmüş olan ve sağ olanlara. Soyumdan ölmüş ve sağ olanlara. Akrabalarıma. Akrabalarıma. Anne babama. Anne babama. Anne babamın anne babalarına. Anne babamın anne babalarına. Arkadaşlarıma. Arkadaşlarıma. Komşularıma. Komşularıma. İş arkadaşlarıma. İş arkadaşlarıma. Tanıdığım tanımadığım insanlara. Tanıdığım tanımadığım insanlara. Hakkımı yiyenlere. Hakkımı yiyenlere. Hakkımı geçenlere. Hakkımı geçenlere. Hakkım haram olsun dediklerime. Hakkım haram olsun dediklerime. Kalben ve dil ile yaptığım. Kalp ile dil ile yaptığım. Ve yapacağım. Ve yapacağım. Lanet. Lanet. Bela. Bela. Beddua. Beddua. Küfür. Küfür. İsyan ve şirk sözlerinden. İsyan ve şirk sözlerinden. Sözlerimden. Sözlerimden. Tövbe ettim estağfurullah ya gaffar. Tövbe ettim estağfurullah ya gaffar. Devam. Tövbe ettim estağfurullah ya gaffar. 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 Allah'ım şahit ol ki. Allah'ım şahit ol ki. Anne babama. Anne babama. Anne babamın anne babalarına. Anne babamın anne babalarına. Kardeşime. Kardeşime. Arkadaşlarıma. Arkadaşlarıma. Hakkım haram olsun dediklerime. Hakkım haram olsun dediklerime. Dünya ve ahiret. Dünya ve ahiret. Geçmiş ve gelecek. Geçmiş ve gelecek. Bütün haklarımı. Bütün haklarımı. Helal ettim. Helal ettim. Şahit ol ya Rabbi. Şahit ol ya Rabbi. Helal ettim. Helal ettim. Şahit ol ya Rabbi. Şahit ol ya Rabbi. Helal ettim. Helal ettim. Şahit ol ya Rabbi. Şahit ol ya Rabbi. Allah'ım. Allah. Beni kendine kul kabul eyle. Beni kendine kul kabul eyle. Emanetini alma vaktine kadar. Emanetini alma vaktine kadar. Emanetinde emin kıl. Emanetinde emin kıl. Allah'ım. Allah'ım. Geçmişte işlediğim. Geçmişte işlediğim. Bütün günahlarımdan. Bütün günahlarımdan. Pişmanım. Pişmanım. Allah'ım. Allah'ım. Başıma gelen musibet ve belalar. Başıma gelen musibet ve belalar. Sıkıntılar. Sıkıntılar. Kendi elimle işlediğim. Kendi elimle işlediğim. Hata ve günahlar yüzündendir. Hata ve günahlar yüzündendir. Allah'ım. Allah'ım. Hatayı. Hatayı. Kusuru. Kusuru. Kendi nefsimden bilmeyip. Kendi nefsimden bilmeyip. Senden bilmekten. Senden bilmekten. Haşa. Haşa. Seni kusurlu ve hatalı görmekten. Seni kusurlu ve hatalı görmekten. Tövbe ettim estağfurullah ya gaffar. Tövbe ettim estağfurullah ya gaffar. Tövbe ettim estağfurullah ya hay. Tövbe ettim estağfurullah ya hay. Devam et. Tövbe ettim estağfurullah ya hay. 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 Estağfurullah ya hay. Tövbe ettim estağfurullah ya hay. Tövbe ettim estağfurullah ya hay. Tövbe ettim estağfurullah ya hay. Ya kayyum. Ya Kayyum. Ya Rahman. Ya Rahman. Ya Rahim. Ya Rahim. Ya Settar. Ya Settar. Ya Tevvab. Ya Tevvab. Bir rahmetike. Bir rahmetike. Ya Erhamer Rahimin. Ya Erhamer Rahimin. Amin. Amin. Bir daha uzak şuraya. Yüzünü söyle şöyle. Var mı ağrı? Yok. Önceki gibi değil. O... Evet. Neredeydi en çok? Sağ bölge. Baban, babaannesi babasıyla sıkıntılar yaşamış. Ama şimdi yeni araya düzeltmeye başladı. Babam arıyor, soruyor diyor. Videoları izlemiş. Gelmeden önce tövbeler yaptım diyor. Hı-hı. Anne babasına da ikazda bulunmuş. Yani bunları yapalım demiş ama daha yapmamışlar. Anne babası. Bakalım burada.
Annenin babaannenin arası kötü mü? Evet. O zamanlar kötüydü. Şimdi zaten görüşmüyorlar. Hiç mi görüşmüyorlar? Görüşüyorlar. Bize geliyor. Gelip gidiyor. Bunu biraz düzeltmişler orayı herhalde. Evet. Değil, bunlar zekattan temizsin yani. Zekat tehlikeli ya. Çok ağır. Namaz kılıyor musun 5 vakit? Kılıyorum hocam. Yani nafile sünnetlerini aksatıyorum. Kardeşi ve kendisi evlenemiyor. Evlenmek için sıkıntı var mürüvvette. Babaannenle sırt üstü yat. Babaannenle, dedenle, annenin, babanın aralarındaki husumet biterse mürüvvetin kapısı açılır. O mürüvveti o keser, anladın mı? Anladım. Bir daha yat sırt üstü. Sırt üstü yat. Dikkat ediyorum hocam zekatımla. Filtre, sadaka. Yok, yok zaten zekat. Hamdolsun. Yerine ulaşmışsa çok şükür. Güzel. O kesin. Bak. Ana babanın rızasını alamayan evladından mürüvvet göremez. Annen baban evladını ne yapmıyor? Mürüvvet görmüyor. Ne yapacaklar? Ana babalarının rızalarını alacaklar. Helallik alacaklar, duasını alacaklar. Bütün anahtar o. Oradan kilitli. Mürüvvet hem parasal, hem evlilik, hem maddi, hem ev, bark, yurt, her şeyi kapsar. Yani mürüvvet demek, onları mutlu edecek her şey. Mutlu olamaz anlamına. Onu orada şey yap, söyle annene babana. Biraz şu an araları iyi değil mi? Evet, görüşürüz. Görüşsünler, gitsinler, duasını alsınlar. Ondan sonra aradaki husumeti, kini şey yapsınlar. Gerekirse onlara parasını ver, hediye aldır onlara ver. Dualarını aldır yani. Onu yaparsan mürüvvet şeyi açılır Allah'ın izniyle. Başka bir şey yok. Geçmiş olsun. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Çok iyi. Sayık Erol Tangut. Paranormal Ofis. Ruhsal Danışmanlık Merkezi. Sayık Erol Tangut. İrtibat telefonlarımız 0555 465 84 67 0542 465 84 67 0546 465 84 67. Tövbe-i Sayık kitap sipariş hattımız 0541 850 84 67.